Engin fakir hırsızı bulmuşsunuz. Gerçekten çok tebrik ederim sizi. Hem adaleti sağladınız hem de şehrinizi ve elmaslarınızı kurtardınız. Sağ ol dedektif Tarık. Biraz zor oldu ama elimizden geleni yaptık. Evet abim doğru söylüyor. Biraz zorlandık ama Sonuçta ejderhalarla falan uğraştık. Gerçekten çok tehlikeliydi. Hapishanede gitgide dolmaya başladı. Umarım daha fazla dolmaz. Yerimiz azalıyor. Ya ben sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Anlamadım fakir. Benimle mi konuşmak istiyorsun? Hayır. Hem seninle hem zenginle. Hani biz bayağıdır konuşuyorduk. Şehre bir başkan seçelim diye. Bence artık bu başkanlık seçimini yapalım. Ben de adaylığımı koyuyorum. Ne diyorsun sen fakir? Ne elmasın ne bir mal varlığın var. Hiçbir şeyin yok. Ne yapacaksın bu şehre sen? Abicim her şeyde paraya gerek yoktur tamam mı? Ben çalışarak da bu şehri geliştirebilirim. Sen mi çalışacaksın? Güldürme beni sakın. Ne o zengin? Yoksa benimle yarışa girmeye korkuyor musun ha? Ne? Ben mi korkacağım seninle yarışa girmeye? Hadi oradan. Benim bir sürü elmaslarım var. Bu şehri benden iyi kimse geliştiremez. Öyle mi zengin? Göreceksin sen. Şimdi git kendine şehirde herkesten oy topla tamam mı? Ben gidiyorum. Herkesle konuşacağım ve kendime oy toplayacağım. Seçim gününde de seni o sandığa gömeceğim abicim görürsün. Dedektif Tarık sen de şahitsin tamam mı? Tamamdır fakir en kısa sürede bir seçim oluşturacağız. Tamam anlaştık. Görüşeceğiz seninle. Görecek zengin. Ben olacağım buranın başkanı, tamam mı? Beni böyle küçümseyerek çok büyük bir hata yapıyor. Görecek o. Neymiş benim elmaslarım yokmuş. Elmaslarım olmasa bile çok çalışırım, tamam mı? Kesinlikle buranın başkanı ben olacağım. Evet, o kadar güzel yapacağım ki şehri. Buranın başkanı benden başka hiç kimse olamaz, hiç kimse. Şimdi herkesle tek tek konuşacağım. Görecek onlar. İlk önce bilim adamlarından başlayacağım. Dedektif Tarık bu fakir ne diyor ya? Kendini ne sanıyor bu böyle? Göstereceğim ona. O seçimi ben kazanacağım. Sakin ol zengin bu şehre başkan olmak istiyor işte. Adil bir yarışla bunu kazanabilirsin belki de. Adil bir yarış mı? Görecek o görecek. Mahvedeceğim o fakiri. Şimdi gidip herkesle konuşuyordur kesin. Herkesten oy topluyordur. Benim oy toplamama ihtiyacım mı var? Bütün buradaki her yeri ben yaptırdım. Hastaneyi, karakolu, fabrikayı. Hepsi benim paramla oldu. Hepsi. Bak, bak işte orada gidip kendine oy topluyor. Milletle konuşuyor ve kendine oy topluyor. İnanamıyorum ya. Göreceksin sen fakir. Nankörsün sen. Bu şehrin tek başkanı var. O da benim. Benim çok param var tamam mı? Sen buraya başkan olamayacak kadar fakirsin. Bir plan düşünmeliyim ve bu başkanlık seçimini kesinlikle ben kazanmalıyım. Evet evet. Kesinlikle ben kazanacağım bu başkanlık seçimini. Yani demem o ki, oyunuzu istiyorum arkadaşlar. Bu şehri hep beraber çok daha güzel bir yere getireceğiz. Hem de çalışarak. Paraya falan ihtiyacımız yok. Sadece çalışarak yapacağız bunu. Dostum söylediklerim bana çok mantıklı geldi. Ben kabul ediyorum. Boyum sanadır merak etme. Evet kardeşime katılıyorum. Benim oyum da sanadır. Sana güveniyoruz. Bu seçimi sen kazanacaksın. Çok teşekkür ederim size. Şimdi gidip diğer insanlarla da konuşacağım. Hepsinin oyuna talibim ben. Ne? Oyumu senden yana kullanmamı mı istiyorsun fakir? Evet Altın Şövalye. Şehrin gelişmesini istiyorsan, daha güzel bir yer olmasını istiyorsan bana oy vermen lazım. Birlikte bu şehri çok daha güzel bir yer yapacağız. Öyle diyorsan öyledir fakir. Sana güveniyorum. Zaten sana bir borcum var. Tamam oyumu sana vereceğim. Fakir sana o kadar sinirliyim ki. Göreceksin sen. Hazıra olmak neymiş göreceksin. Bu seçimi ben kazanacağım. Neyse. Fakir herkesten oy topluyor. Ben de gidip birkaç kişiden oy toplayayım. Bu seçimi kazanmam lazım. Yoksa maalesef başka yollara başvuracağım. Ve bu fakirin hoşuna hiç gitmeyecek. Ama ne olursa olsun fakiri bu şehre başkan yaptırmayacağım. Göreceksin sen fakir. Şimdi gideceğim, herkesten oy toplayacağım. Nasıl herkes şehirdeki binaları kimin yaptığını çok iyi biliyor. Bu şehrin en büyük emekçisi benim. Bütün her şeyi ben yaptım. Pet shop'u, fabrikayı, ondan sonra hastaneyi, karakolu, her şeyi ben yaptım, her şeyi. Buradaki bütün her şey benim hazinemle oldu ve kalkmış ben başkan olacağım diyor. Göreceksin sen. İlk önce Altın Şövalye'nin evine gireyim. Altın Şövalye gelebilir miyim dostum? Gel zengin, gel. Sal dostum. Merhaba kolay gelsin. Hiç uzatmadan konuya gireceğim. Altın Şövalye. Dostum, şehirde bir başkanlık seçimi yapılacak ve ben de senin oyunu istiyorum. Oyunu bana vereceksin, değil mi? Eee, zengin şey, eee, ne diyorsun Altın Şövalye? Hadi cevap ver. Ya şey dostum, senden önce Fakir geldi de, e, ben oyumu Fakire vereceğim. Ne? Fakire mi vereceksin? Nasıl yani? Oyunu Fakire mi vereceksin? Ama buradaki her şeyi ben yaptım. Nasıl oyunu Fakire verirsin? Ya zengin Fakirin söyledikleri bana çok mantıklı ve güzel geldi. Ben de oyumu ondan yana kullanacağım. İnanamıyorum ya. Tamam kolay gelsin. Kim bilir daha kaç kişiyle böyle konuştu aklını çeldi. Olamaz olamaz. Bir an önce bu başkanlık seçimi için bir çare bulmalıyım. Evet akl aslında aklıma bir şey geldi. Ama bu çok tehlikeli. Eğer bu durum ortaya çıkarsa beni hapse atarlar. Ama bunu kesinlikle yapacağım kesinlikle. Fakire bu başkanlığı hayatta vermem. Buradaki her şey benim, her şey. O fakir hiçbir şey yaptırmadı burada. Neyse, karanlık çöksün, gece olsun öyle yapacağım. Göreceksin sen fakir, göreceksin. Oley be. Herkesin oyunu topladım herkesin. Zengine çok az kişi oy verecek. Bu seçimi kesinlikle kazanacağım. Ama bugün gerçekten çok yoruldum. Biraz yatayım, dinleneyim. Daha seçim çalışmaları için bütün projelerimi bütün herkese anlatacağım. Bu şehri çok güzel bir yer yapacağım. Göreceksiniz. Neyse, ben bugün çok yoruldum. Biraz yatayım. Evet, karanlık çöktü. Artık planımı devreye sokabilirim. Ama bu plan gerçekten çok tehlikeli. Eğer yakalanırsam ucunda uzun süreli bir hapishane var. Şimdi planımı devreye sokma vakti. Bunu kesinlikle yapmalıyım. Başka çarem yok. Yoksa Fakir başkanlığı kazanacak ve ben kaybedeceğim. Herkesin oyunu toplamış. İnanamıyorum ya. Kimseye görünmemem lazım. Şu korumalara da çok fazla görünmeyeyim. Sonra ne olduğunu anlarlar. Ama bunu yapacağım. Bunu yapmak zorundayım. Fakir asla bu başkanlığı veremem. Asla. Görecek o fakir. Benimle yarışmak neymiş göstereceğim ona. İnanamıyorum ya. Nankör fakir. Göreceksin sen. Başkan ben olacağım. Sen değil. Evet hazırım. Ve sessiz olmam lazım. Kesinlikle sessiz olmam lazım. Diğerleri uyanmasın. İskender. Mafya İskender. Mafya İskender çabuk kalk Seninle konuşmam gereken bir şey var çabuk kalk He, Neler oluyor ya neler oluyor Of He, he Senin ne işin var burada Sessiz ol seninle konuşmam gereken bir şey var Sakın sesini çıkarma diğerleri uyanmasın he, Tamam Ne var söyle çabuk söyle Ne istiyorsun benden Hayatımı mahvettiniz Beni buraya tıktınız Kimileri burada kaç yıl kalacağım Eğer bana yardım edersen burada çok uzun süre kalmayacaksın Ne ne diyorsun sen Yardım mı? Sana ne yardım edecekmişim ben ha? Şehirde bir başkanlık seçimi oluyor. Evet biliyorum, duymuştum sizi salaklar. Ve Fakir bütün oyları kendine toplamaya başladı. Bu yüzden onu durdurmak için sana ihtiyacım var. Seni salak, buradayken sana nasıl yardım edebilirim? Ama ama beni çıkarırsan belki bir şeyler düşünürüz. Seni buradan çıkaracağım ama ama bana yardım etmezsen bedelini bu sefer canınla ödersin. Tamam, tamam söz veriyorum. Kazanman için elimden geleni yapacağım. Yeter ki beni buradan çıkar. Çok sıkıldım burada. Tamam sessiz ol. Şimdi kapıyı açacağım. Sen de çıkacaksın tamam mı? Tamamdır anlaştık hadi. Tamam çok sessiz ol. Eğer diğerleri beni görürse hemen dedektif Tarık'a söylerler. Ve ikimiz de içeriden uzun bir süre çıkamayız. Hadi gel. Açıyorum kapıyı. Çabuk bir an önce çık hadi hadi. Evet evet sonunda buradan kurtuluyorum. Geldim. İşte Sonunda özgürüm. Sonunda özgürüm. Ne istiyorsan yapacağım. Ne istiyorsan. Önce şuradan bir uzaklaşalım. Ondan sonra konuşuruz hadi. Evet işte burası güvenli. Şimdi söyle bakalım. Planın nedir? Planım şu. Seçimlerin olacağı gün fakiri kaçıracaksın. Ne? Kaçıracak mıyım? E, öldürsem daha iyi olmaz mı? Hayır sakın öyle bir şey yapayım deme. Yoksa seni ben öldürürüm. Fakiri öldürmeyeceksin. Sadece kaçıracaksın. Ve onu hapis tutacaksın. Seçim bitince de salacaksın onu. He, şimdi anladım. Fakir başkanlık seçimlerine gelemeyince başkan otomatikman sen olacaksın öyle değil mi? Ya sen biraz salak gözüküyorsun ama sonunda anladın. Aferin İşte planımız tam olarak bu. Tamamdır peki ya sonra? Sonra ne olacak? Ondan sonra serbestsin. Nereye istersen gidebilirsin. Nereye istersen. Tamam anlaştık ama ee, isteyeceğim başka bir şey de var. Biliyorsunuz. Benim tüm korumalarımı öldürdünüz. Artık hazinem hiçbir şeyim kalmadı. Biraz elmas da isterim senden. Of tamam tamam sana elmas da vereceğim. Hadi ben şimdi gidiyorum. Söylediklerimi sakın unutma. Fakiri öldürmek yok. Sadece onu yakalayıp başkanlık seçimine kadar hapis tutacaksın. Hadi bakalım ben şimdi gidiyorum. Sakın kimseye gözükeyim deme tamam mı sakın. Tamam merak etme ben işimi bilirim. Hadi bakalım. Olamaz ya. Çok kötü bir şey yaptım şu an ama biraz pişmanım aslında. Ama yapacak bir şey yok. Fakir bunu hak etti. Benim arkamdan iş çevirmek neymiş göreceksin sen. Gidip herkesten oy toplamalar, yok başkanlık seçimi yapalım demeler. Bu şehrin tek başkanı var, o da benim, benim. Göreceksin sen fakir, göreceksin. Salak zengin, kendini ne sanıyor? Beni serbest bıraktın diye senin adamın olacağımı mı sandın ha? Fakiri yakaladıktan sonra öldüreceğim göreceksin sen. Ondan sonra da seni öldüreceğim. Sonra da mafya Kenan'ı hepinizi öldüreceğim hepinizi.